Merhaba sevgili takipçilerimiz. Gördüğünüz gibi şu an ana asfaltın üzerindeyiz. Ve burada 1260 metrekare ve 625 metrekareden oluşan iki tane arsamız var. Arsalarımızın birinde, şu gördüğünüz arsada, 625 metrekare arsalı tapuda ahşap, kargir, saya geçiyor. Yani dam, ahır olarak geçiyor. Bu gördüğünüz 1260 metrekare yerde de kargir ev geçiyor tapuda. Burada toplamda da 1260 artı 600 dediğimiz zaman 1860, 1800, 1900 metrekare. Toplamda 1900 metrekare ama iki ayrı tapu. 625 metrekare birisi, 1260 metrekare birisi, iki ayrı tapu var. Tapunun birinde kargir ev geçiyor, diğerinde de kargir saya geçiyor. Yani koyun sayası, zamanında koyunculuk yapılmış burada. Dam olarak kullanılmış, ahır olarak kullanılmış. Burada elektrik sorunu yok. Gördüğünüz gibi hemen arsamızın başında elektriği ve ev geçen arsamızın içerisine giden elektrik kablosu da var. Burada elektrik problemi yok. Su problemi yok. Şebeke suyu bağlı, hazır. Su problemi de yok değerli izleyicilerimiz. Bulunduğumuz konum olarak da Balıkesir ili Manyas ilçesine bağlı Hamamlı mahallesindeyiz. Ve burası da eskiden Gönen Manyas yoluydu. Ama yolumuzu, yeni otoban yolu, İzmir'den gelen Çanakkale, Bursa Çanakkale otobanına bağlanan yeni yapılan otoban hemen 100 metre ileride, biraz sonra arsamızın içerisine girdiğimiz zaman da yolun çekimini sizlere ayrıca de yapacağız değerli izleyicilerimiz. Hamamlı mahallemiz Manyas şehir merkezine 10 kilometre, Gönen şehir merkezinde 20 kilometre mesafede. Şimdi 1260 metrekare tapuda kargir ev ve ev geçen yere ne yapabiliriz? Tapuda ev geçtiği için, elektriği ve suyu bağlı olduğu için bu gördüğümüz harabe yıkıntı yeri yıkıp buraya %50 iki kat konut imarlı buraya inşaatımızı, evimizi yapabiliriz. Yani 1260 metrenin yarısı ne yapıyor? 600-600-1200 olduğuna göre 630 metrekare tek kat, 315-315 iki katlı buraya güzel bir evimizi yapabiliriz değerli izleyiciler. Şimdi ilerleyerek 1260 metrekare olan tapuda kargir ev geçen arsamıza ilerliyoruz. Soldan söküyoruz, sağdan açılıyor kapı. O da iyiydi. Evet sevgili takipçilerimiz, şu gördüğünüz harabe yer daha önce evdi. Ve hemen şurada da suyumuz, gösterelim. Kör tapayla kapatılmış. Buraya hemen bir şöyle bir boru takıp bir çeşme kurnası taktığımız takdirde suyumuzu buradan alabiliriz. Ve burası da samanlıkmış, ahır olarak kullanılmış. Ve bahçesi de gördüğünüz gibi geniş ve kullanışlı bir bahçeye sahip. İçerisinde kavak ağaçları var, dut ağacı var. Burada ayva ağacımız mevcut değerli izleyicilerimiz. Evet, burada ana asfalta ön cephesi, arkası da hemen şu gördüğünüz suların ön tarafı mera. Mera arazisi. Burada çok geniş meralar var değerli izleyicilerimiz. Burada hayvancılık yapabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz, hayvancılıkla uğraşmak istemiyorum derseniz de buraya hemen 120 metrekare veya 150 metrekare, 330 metrekare, 315 metrekare tek kat, iki kat, 630 metrekarede tek kata buraya inşaat alanı yapabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Hemen bitişiğinde 625 metrekare bir yerimiz daha var. Orasında, burasında ayrı ayrı alabilirsiniz. İki ayrı tapudan oluşuyor burası. İstediğiniz takdirde ikisini bir de alabilirsiniz. İstemediğiniz takdirde de birisini alabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Burada 1260 metrekare tapusunda kargir, ev ve samanlık geçen yerimizin fiyatı 100.000 TL. Evet, buranın fiyatı 100.000 TL. Hemen şimdi 625 metrekare ve tapusunda kargir saya, yani koyunculuk amaçlı buraya inşaat yapılmış, tapuya da işlenmiş bir arsamıza geçeceğiz. Bunlar bitişik, yan yana.
Ve burada da yaklaşık bir 100 metrekare kapalı alanı mevcut. Burada hayvancılık yapmak isteyeyim derseniz eğer hemen buraya getirip hayvanlarınızı koyabilirsiniz. Ama yok ben hayvancılıkla uğraşmak istemiyorum derseniz de buradaki indirmeyi ama yıkar kaldırır. Yerine 625 metrekarenin yarısı ne yapıyor? 312,5 metrekare. Buraya tek kattan da 312,5 metrekare buraya tek kat inşaat izni ve %50 konut imarlı, iki kat konut imarlı bir arsa vasfında bir yer burası değerli izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi ön cephesi eski Gönen Manyas yoluna cephe. Arkası da gördüğünüz gibi Gönen Manyas otoban görüyorsunuz araçlar geçiyor. Otoban yoluna da yaklaşık 50 metre mesafede. Bunun ayrı bir özelliği az önce söyledim. Bu iki arsanın da hemen ön cephesi komşu parseli Mera. Tapuda Mera geçiyor. Buradaki hayvanınız kapıdan çıktığı zaman hemen köyün merasına çıkıyor. Burada hayvancılığınızı rahatlıkla da yapabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Evet. Hep ne diyoruz? Ben de şehir hayatından kaçayım. Köyüme geri döneyim diyorsanız ve böyle güzel yerleri görmek, izlemek istiyorsanız öncelikli olarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz değerli izleyiciler. Bu yerlerle alakalı bilgi almak istiyorsanız da 0539 289 çift 016 0539 783 68 çift 0 numaralı telefonlardan bize arayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Yalnız şu konuya artık sevindim. Artık çok şükür kameraman ben numarayı söylediğim zaman arkasından kafasını sallamıyor. Ben numarayı söyledikçe o da kafasını sallıyordu. Evet evet hani evet doğru söyledin doğru söyledin der gibi. Çok şükür bunu yani kendisine inandırdığım için de çok mutlu oldum şu an. Evet sevgili takipçilerimiz. Kurtuluş Mahallesi. Kurtuluş Mahallesi. Evet ne olmuş Kurtuluş Mahallesi'ne? Kızılay Caddesi. Kurtuluş Mahallesi, Kızılay Caddesi, No 60 Taksim 3'te bulunan Demirelli Gayrimenkul ofisimize de uğrayabilirsiniz diyor kameraman arkadan. Evet değerli izleyicilerimiz bu harika yerlerimizi diyelim konum olarak tabii ki. İçerideki görüntü pek hoş olmasa da konum olarak yerlerimiz gördüğünüz gibi çok havadar, esintisi, oksijeni bol bir yerlerin çekimini yaptık bugün sizlere. Böyle bir yerlere sahip olmak istiyorsanız değerli izleyiciler, o zaman ne diyoruz? Hadi gelin köyünüze geri dönün, köyünüze sahip çıkın. Kendinize bu doğanın içerisinde, bu oksijenin içerisinde kendinize güzel bir yaşam alanını kurmak için hiçbir sorunuz yok değerli izleyiciler. Evet burası, diğeri ve çektiğimiz tüm videolardaki arsalar, tarlalar, bağlar, bahçeler her neresi ise hepsi müstakil tapudur değerli izleyicilerimiz. Hisseli tapu, hipotekli, hacizli, efendime söyleyeyim satışında yani sorun teşkil edecek olan yerlerin katiyetle çekimini dahi yapmıyoruz. Ha olabilir, üzerinde tapuda haciz vardır, hipotek vardır, ne bileyim bir sorun vardır. Eğer çözülebilecek bir sorunsa zaten bunu mal sahibine bize söylüyor. Biz de alıcısına gelmeden önce İstanbul'dan veya X yerlerden gelen misafirlerimize şunu söylüyoruz. Çok büyük sorun olmadı takdirde ama. Örneğin şimdi geçen bir tapu yaptık. Adam yeri var, tarlası var, satış yapacak ama o zamanki çiftçilik yaptığı zaman da X bir bankadan tarım kredisi kullanmış. Üzerinde cüzi bir ipotek varmış bankada. Ne kadar bunun borcu? Örnek veriyorum 20.000 TL. Borcu varmış. Bunun karşılığında biz de gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Mal sahibine bankaya birlikte gidip borcunu ödeyip oradaki şeyi kaldırıyoruz. Ama bugün çektiğimiz videolarda diğeri, bundan öncekilerin hepsi satışında herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir hipotek yok. Hiç problem yok. Ve tapular müstakil tapu. O yüzden de kafanızda böyle bir soru işareti kalmasın değerli izleyicilerimiz. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz değerli izleyiciler. Hoşçakalın.